Herhalde bundan bahsediyor. Şimdi Tabii. konuştuğumuzdan çünkü Evet. Sayın Erdoğan'ın başkanlık sistemine sahip çıkan açıklamasına Sayın Akşener'in yanıtı bu. Cumhuriyet Halk Partisi diyelim ki başkanlık sisteminin revize edildiği, yarı başkanlık adını verdikleri bir teklifle, anayasa teklifiyle gelirse AKP ne yapar Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi şöyle bir defa anayasa yapma yöntemi olarak özellikle bu 2017'deki bu anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'de yöntem anlamında da büyük yanlışlar yapıldı. Bir teklifle gelindi, 21 maddelikti diye anımsıyorum. 21 maddelik bir teklifle gelindi ve Türk Meclisi'nin önüne kondu ve sonra da dayatıldı aslında. Oysa böylesine büyük bir değişiklik, adeta bir kurucu meclis gibi çalışan bir yapı içerisinde yepyeni bir ruhu, tarzı son derece değişik olan, hatta kendi tanımlarıyla Türk tipi başkanlık dedikleri, hükümet sistemi dedikleri oluyorsa eğer, bunun mutlaka yöntem açısından bir defa tüm toplum kesimlerinin içine katıldığı, üniversitelerin bu konuda görüş verdiği, üniversitelerin konuştuğu, sivil toplumun bu konuda görüş verdiği, etkili olduğu ve siyasi partilerin bunu bir şekilde mutfakta birlikte pişirdiği bir şey olması gerekirdi. Dolayısıyla şimdi AKP bizim önümüze böyle kendi gündemine göre, kendi günlük ihtiyaçlarına göre veya kendi iktidarını biraz daha uzatabilmek için veya Tayyip Erdoğan'ı bir daha acaba başkan yapamıyoruz, bari başbakan mı yapalım kaygısıyla önümüze bir şey koyarsa biz bunu kabul etmeyiz. Ama bizim tarzımız şudur. Türkiye'nin gerçekten parlamenter sisteme ihtiyacı var ve parlamenter sistemin olmazsa olmazları var. Bunlardan işte Sayın Ayhan Bey de söyledi. Kuvvetler ayrılığı mutlaka olacak. Mutlaka yargı bağımsızlığını sağlayacaksınız. Mutlaka hükümet gerçek anlamda bir hükümet olacak. Ve siyasi ve hukuki sorumluluğu olacak meclise karşı. Şimdi bunları yapmanız için de bir yan yana gelmeniz lazım. Böyle günlük ihtiyaçlarla yapılacak bir şey değil. Dolayısıyla böyle şeyler gelmezler, gelseler bile ciddiye alınmaz. Biz kendi gündemimize bağlıyız ve Türkiye'nin önüne olabildiği kadar geniş katılımlı, iyi çalışılmış bir anayasa değişiklik teklifiyle gelmek istiyoruz. Peki aslında yani ülkenin sorunları bununla da sınırlı değil. Bakın LPG'ye yine 71 kuruşluk zam gelmiş. Yarından itibaren geçerli olacak diyorlar. Yani ülke bir garip ama Sayıştay raporları ya Sayın Emir, yani aklım almıyor ya. Tabii. Yani ya bakın CHP Genel Başkanı Ahmet Akın karayolları 7 liralık boruyu 2000 liraya almış. Sayıştay raporu. Ne diyor? Yani gülsek mi ağlasak mı? Sayıştay Başkanlığı'nın 2020 yılı denetim raporu yayınlanmış. Raporda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açık ihale yerine pazarlık yöntemiyle yaptığı bir ihalede birim metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2239 liraya almış. Bakın 7 lira 94 kuruşluk malı 2239 liraya almışlar. Yetmiyor. 3862 metre almışlar bu borudan ve 30 bin lira olması gerekirken tam 8 milyon lira para ödemişler. Şimdi bunu bıraktık. Bugün yine Sayın Fahrettin Koca'yı da sıkıntıya sokacak bir açıklama. Sağlık Bakanlığı kendi kurumu Medipol Hastanesi'ne kıyak geçmiş. Çok yaptılar. Çok yaptılar. Sayıştay Başkanlığı'nın 2020 denetim raporuna göre yine Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2019 ve 2020 yıllarında Bakan Uluri ile çağrıya çıkılan bazı projelerde mevzuata uygun olmayan destekler vermiş. Desteklenen projeler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kuruculuğunu yaptığı Medipol Üniversitesi'nin projesinde yer alması dikkat çekti diyor. Şunu anlamaya çalışıyorum ya. Yani siz hastane sahibini Sağlık Bakanı yaparsanız. Aynen. Doğru aynen, mu? Aynen. Turizm Bakanı'nı otel sahibi yaparsınız. Tabii. Okul sahibini Milli Eğitim Bakanı yaparsınız. Yani bu budur ama ne diyeceksiniz bu Sayıştay raporlarıyla ilgili? Size şimdi, bir sorum daha olacak sonra. Bir defa bu Sayıştay raporları bizim görebildiğimiz kısmı. Yani biz Sayıştay raporlarının tamamını görmüyoruz bir.
İkincisi, Sayıştay raporlarının mecliste etkin bir şekilde incelenmesi ve hükümetin denetlenmesi gerekiyor. Bu mekanizma da maalesef son derece çürütülmüş ve zayıflatılmış durumda. Dolayısıyla bu Sayıştay'dan, yani eski Sayıştay'dan kalan kalıntıların kırıntısı bunlar. Gerçekte Türkiye'de zaten bu bulgular da gösteriyor ama gerçekte korkunç bir talan ve yolsuzluk var. Mesela Sağlık Bakanlığı için söyleyeyim. Medipol'ün bu bir desteklenişi değil ki. Medipol her konuda destekleniyor. Ayıp değil mi ya? Son yazık derece değil mi ya? Bakın yani... en basitini söyleyeyim. Şimdi benim hakkımda da daha yeni bilgi. Dün 500 bin liralık tazminat davası açmışlar. Ve konu şu. Bunlar biliyorsunuz favipiravir ilacı veriliyor bu COVID tedavisinde. Bunun dünyada hiçbir geçerliği yok. Favipiravirin işe yaradığını söyleyen hiçbir bilimsel yayın yok. Favipiravir'i düzenli olarak kullanan hiçbir ülke yok. Sırbistan'da ve Bosna'da kullanılıyor. Onu Türkiye'den gönderiliyor. Onun dışında dünyada yok. Sağlık Bakanlığı ısrarla bu ilacı veriyor. Ve bunlar dediler ki biz üreteceğiz bunu. Medipol'de üreteceğiz dediler. Sonra bu firmanın aslında etken maddeyi ithal ettiğini, Hindistan'dan ithal ettiğini biz belgeleriyle ortaya koymuştuk. Şimdi bundan bile para kazanıyorsunuz, bundan bile rant elde ediyorsunuz dediğimizde bize dava açıyorlar. Oysa bakın bir ilaç, ilacı üreten Medipol, sonra hiçbir geçerliliği olmayan bir ilaç ve yüz binlerce kutu kullanıldı. Niye kullanıldı? Bu paralar nereye gitti? Ben de kullandım. Niye kullanıldı? Bunu anlamak mümkün değil. Buna benzer onlarca örnek anlatabilirim size. Sayın Emir ya... Aklım almıyor. Yani hangisini anlatayım, hangisini söyleyeyim? Yani bu Sayıştay raporlar açıklanıyor. Ya gerçekten devleti soymayan kalmamış. Yani inanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sayıştay raporları genelde Sayıştay'ın içinde bir kurul oluşturdu bunlar. Sayıştay raporları eskiden sansürsüz bir şekilde gelir, milletvekilleri okur, aradaki şeylerin altını çizer ve bunları gündeme getirirdi. Hatta Sayıştay emin olduğu bazı konularda savcılığa bile suç duyurusunda bulunurdu. Şimdi tırnak içinde bilgilendirme küçük küçük notlar var. Onu da kurulun izin verdiği. Peki Sayın Memir, evet, kurulun izin vermediği neler olacak? İşte bunları biz bilemiyoruz. Dolayısıyla biraz önce Sayın Vekilim de söyledi, meclisin denetim yetkisi başta Sayıştay raporlarının onayıyla olabilecek bir şeydir. Oysa Sayıştay raporu meclisten dahi saklanıyor. Kaldı ki Sayıştay'daki teftiş kurullarının da siyasi baskılarla çalıştığını ve ona direnebildiği ölçüde bunları yazabildiğini de kabul etmek gerekir. Bakın yeri gelmişken söyleyeyim, ben bunu çok söyledim ama bu çok önemli bir konu ve bir gün biz geldiğimizde mutlaka bunları araştıracağız ve yarım saatte ortaya çıkaracağız. Sinovac aşısı 7 dolara geliyor. Aracıya, aracı Türkiye'ye satıyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne satıyor 12 dolara. Arada her bir aşıda 5 dolar fark var. Her bir aşıda 5 dolar fark var. Yani aracı yok dediler, var dediler, lojistikçi dediler, para kazanmıyor dediler. Ve Sinovac satabilmek için Türkiye'ye BioNTech aşısını aylarca, 6 ay kapıda beklettiler. Büyük bir suç işlediler ve her bir doz başına 5 dolar para kazanılıyor. 100 milyon doz kullanıyorsa bu 500 milyon dolar demektir. Bu paranın hesabını, bu parayı alanlar, yiyenler, cebine koyanlar bilsinler. Bu paranın hesabı eninde sonunda sorulacak. Tabii son bir şey var. Sizin bu ya bir de artık yani yolsuzluğu yapanlar Cumhurbaşkanı tehdit etmeye başladılar. Evet. Yani çok enteresan. Şimdi çok ilginç bir isim. Eski ATO Başkanı Salih Bezci. Melih Gökçe'nin 3 kişilik bir ekibi vardı. Terzi Seyfi, bu Salih Bezci, bir de Dolmuşçu. Bu 3 kişilik ekibinin Ankara'ya verdiği zarar 50 milyar liranın üzerinde. Bakın bilinen şeyi söylüyorum. Bir de tabii bir başka holding daha var, onu söylemeyeyim. O da bana dava açmıştı çünkü. Yani şu Mamak'ta alışveriş merkezi yapan. Evet, gizli kasa denilen. Yani sizin bu açıklamanız çok enteresan. Buraya değinmişsiniz. Şöyle, Gökçek FETÖ soruşturması genişlerse başta Cumhurbaşkanı olmak üzere başkalarına sıçratacağı mesajını veriyor ve tehdit ediyor. Ne dedi Sayın Bezci ve Salih Bezci? Ankara'nın gerçekten çok önce Melih Gökçek'in ortaklarından biri olarak
iddia olarak söylüyorum bunu. Evet. Gündeme getirilen bir isim. Ortaklıkları var zaten. Ha, fiil ortaklıkları da var. Ben iddia olarak gündeme getireyim. Şimdi ve özellikle Çayyolu ve Yaşamkent'in oradaki bütün arazileri bunlar kapattı. Hepsinde Salih Bezci'nin imzası vardır. Şimdi Ankara uzunca bir süre bir dükalık, yani feodal beyler filmlerden bileceğim.